Herkese merhaba. Yeni bir bağlama dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle bağlama hakkında bilgiler paylaşacağım. Bağlama nasıl çalınır, bağlama akordu nasıl yapılır, notaların yerleri gibi şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi bağlamanın tarihsel gelişimiyle devam etmek istiyorum. Geçmişten günümüze kadar Türk halk müziğimizin temel parçası olan bağlamaya çok değer verilmiştir. Gerek kopuz olarak bilindiği dönemlerde, gerekse bağlama olarak çalındığı zamanlarda çok özel bir sevgi ve saygı gösterilmiştir. Günümüzde müziğimizin güzelliği, sazımızın güçlülüğü, tüm dünyada itibar görmesi ve hatta çağdaş eğitimde de kullanılması, bağlama icrasını temel düzeyde gerçekleştiren icracıların sayısının artmasını gerektirmiştir. Anadolu kültürünün günümüze taşınmasında büyük rol oynayan Türk halk müziğinin vazgeçilmez çalgısı olan bağlama, Türk tarihi kadar eskidir. Önceleri kopuz adıyla isimlendirilmiş, bugün daha hikayelerin sözlerini ve türkülerini dilimizden düşürmediğimiz birçok hikaye ve efsane kahramanlarının ve bir o kadar da halk ozanlarının doğmasını sağlamıştır. Bu sayede Türk toplumunda bağlama çalmak değişmez bir gelenek haline gelmiştir. Bağlama her zaman için milletimizin ruhunu yüceltmiş, ozanını inletmiş, dertlisini ağlatmış, efesini oynatmıştır. Birbirine uzak duran kişileri yakınlaştırmış, bu sayede yarınlara daha iyi hazırlanılmıştır. Birlik ve bütünlük içerisinde bir millet olma yolunda bağlama çok etkili bir araç olmuştur. Bağlama ailesi sazlarını tanıyabilmemiz için önce bu sazların atası olarak bilinen kopuzu tanımamız gerekir. Kopuzun geçmişi ise ilk antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Müziğin ilk insanlarda nasıl başladığını incelediğimizde her ne kadar efsaneye dayanan tarafları varsa da gerçek olduğuna inandığımız yanlarda bulunmaktadır. Esen rüzgarların sazlıklardaki kırık kamışlara çarparak çıkarmış oldukları sesler, ıslık sesleri, onların da taklit ettikleri üzüntülü ve sevinçli günlerinde çıkarmış oldukları seslerin ilk müzik duygularını verdikleri tahmin edilmektedir. Zamanla yaşam sırasında doğada oluşan sesler insanların ilgisini çekmeye başlamış, bu nedenle avlanmak üzere kullandıkları ok ve yayları bir müzik aleti gibi kullanmaya başlamışlardır. Bu şekilde oluşturdukları enstrümanlara önce oklu demişler. Daha sonra okluğun ucuna su kabağı ilave ederek ıklığa dönüştürmüşler ve atların kuyruk kılından yapılan yaylar ile de çalmaya çalışmışlardır. Avlanma yayı üzerindeki kiriş tellerin sayısını artırarak arp, çeng, lir gibi sazların doğmasını sağlamışlardır. Bu sazlardan yayla çalınanlarına ıkılı, parmak veya mızrap türünden maddelerle çalınanlarına da kopuz adı vermiş oldukları tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. 17. yüzyıl sonlarına doğru kopuz adı yavaş yavaş unutulmuş ve yerine bağlama deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Bağlama, Türk halkı arasında oldukça sevilmiş, günden güne gelişmiş, genişlemiş, geniş bir aile oluşturmuştur. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya ve bütün dünyaya yayılmış, neredeyse tüm coğrafyalarda herkesin beğenisini kazanmış pek çok insanın elinden bırakmadığı bir saz haline gelmiştir. Bağlamanın ilk olarak Orta Asya'da ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. O zamanlar kopuz olarak bilinen enstrüman bugün ise bağlama olarak bilinmektedir. Bağlama halk oyunlarında, oyun türkülerinde değişik şekillerde çok görülen telli ve mızraplı bir çalgı şeklidir. Keman gibi büyük ve küçük aile grubu vardır. Halk arasında ayrı çeşitli adları, düzenlenişleri, biçim ve şekilleri bu çalgı topluluğunu oldukça zenginleştirmiştir. Şimdi isterseniz sizlere bağlamanın bölümlerini tanıtmak istiyorum. Şurası bizim bağlamamızın gövdesi arkadaşlar. Şurası bizim sapımız ve burgularımız. Üst eşiğimiz, şöyle tutayım isterseniz. Üst eşiğimiz, perdelerimiz, tellerimiz, ses tahtası, alt eşik ve tel eşiği. Bu da bizim
mızrap ya da tezene diyeceğimiz madde. Bununla çalabiliriz. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi akort sistemine. Akort, bir müzik aletini çalmak için sesleri doğru düzende ayarlamaktır. Uzun sap bağlama çalacaksak eğer, akordu yapabilmeniz için arkadaşlar, bu telefonun programları olabilir, metronom yardımıyla yapabilirsiniz ya da çok iyi müzik kulağına sahipsinizdir. Hiç bu araç gereçlere gerek duymadan direkt notayla yapabilirsiniz. Ama ben şimdi size tünerle yapıldığını göstereceğim. Akort yapabilmeniz için bu gördüğünüz harfleri bilmeniz gerekiyor. Harflerin denk geldiği notalar var. Bunları sırasıyla söylüyorum. La, A, Si, B, Do, C, Re, D, Mi, E, Fa, Fe, Sol, G notalarına denk gelmektedir arkadaşlar. Bir de diyez ve bemol var. Diyez önüne geldiği notayı yarım ses inceltiyor. Bemol de yarım ses kalınlaştırıyor. Buraya kadar bir sorun yoksa şimdi uzun sap bağlamanın akordunu yapıyorum arkadaşlar. Uzun sap bağlamanın akordunu Si'ye göre çekebilirsiniz ama olması gereken karar sesi Do'dur. Do karar çalacaksak eğer en alttaki telimiz Do olacak. Şifresi C. Doğru. İkinci telimiz birazcık gevşekmiş. Bakın bemol ışığı yanıyor zaten geride ibre. Birazcık sıkacağım vurgudan. Evet. İkinci telimiz Fa, şifresi F. En üstteki telimiz ise Si bemol, şifresi B, küçük B. Çok gidip biraz gevşetiyorum. Ve oldu. Uzun sap bağlamamızın akordu Do kararı oldu. Bakın. Si kararı çekmek isterseniz de arkadaşlar, birinci telimiz Si olacak. Şifresi B. Si, Mi olacak. Ortadaki telimiz E. En üstteki telimiz de La olacak. A şifresi. Bu kadar. Kesinlikle bağlama çalacaksanız eğer öncesinde akort yapmayı unutmayın. İlk defa akort yapıyorsanız siz asla yapmayın. Mutlaka bir bileni yaptırın. Daha sonra öğrenirsiniz. Ya da diyorsanız ki ben bir takım teli heba ederim, kendim yapacağım derseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Artık bağlama çalışmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik ritim kalıplarına. Ritim kalıplarını çalarken La kararı kullanacağım. La kararı basarken en alttaki telimiz yani Do boş olacak. İkinci telimiz Re'nin, Fa telinin üçüncü perdesine ikinci parmağımızla basıyoruz. Si bemol telinin üçüncü perdesine baş parmak yani beşinci parmağımızla basıyoruz.
çıkan sesimiz bu. Kalıbımız one. Tüm kalıbı 4 defa çalıyorum. Sizler de bana eşlik edebilirsiniz. İzmir. Şimdi geçelim la notasında ritim ve yön kontrolü çalışmalarına. Tüm notamız la. Ritim kalıplarını okuyorum. Van, İzmir, Ankara, İzmir, Terazi, Karaman, Gelibolu, Van. Van, İzmir, Ankara, İzmir, Terazi, Karaman, Gelibolu, Van. La notası en alttaki telimiz boş olacak arkadaşlar. 3 ve İzmir, Ankara, İzmir, Terazi, Karaman, Gelibolu, Van. Tekrar. Si bemol 2 notasına. Bu ritim kalıplarını bütün si'lerde, yani si bemol 2, si bemol ve si natürel notalarında kullanacağız. İzmir, Van, Karaman, Van, Ankara, Karaman, Terazi, Van. Beraber okuyalım. İzmir, Van, Karaman, Van, Ankara, Karaman, Terazi, Van. Si bemol 2. Hemen la telinin ikinci perdesine basarak 1, 2. Perdenin hemen gerisine basarak çıkarıyoruz. Bu nota. 3 ve İzmir, Van, Karaman, Van, Ankara, Karaman, Terazi, Van. Şimdi si bemol notası. Hemen bir geriye basıyoruz birinci parmağımızla. Şimdi si natürel ikinci parmağımızla 1 2 3. perdeye basıyoruz. Bu la si 3 ve İzmir, Van, Karaman, Van, Ankara, Karaman, Terazi, Van. İzmir, Van, Karaman, Van, Ankara, Karaman, Terazi, Van. Sıradaki notamız do. Kalıbı okuyorum. Gelibolu, İzmir, Terazi, Van. Ankara, Karaman, Gelibolu, Van. Tekrar. Gelibolu, İzmir, Terazi, Van. Ankara, Karaman, Gelibolu, Van. Do notasına ise ikinci parmağımızla basıyoruz. La telinin 1, 2, 3, 4. perdesi. Çıkan sesimiz bu. La, si, do. Hazır. 3 ve Gelibolu, İzmir, Terazi, Van, Ankara, Karaman, Gelibolu, Van. Tekrar.
Şimdi notamız R. Do'da kullandığımız ritim kalıbını R notasında kullanacağız. La, Si, Do, Re. Üçüncü parmağımızla basabiliriz. 3 ve sıradaki notamız Mi. Kalıbını okuyorum. Van, İzmir, Ankara, Karaman, İzmir, Gelibolu, Terazi, Van. Tekrar. Van, İzmir, Ankara, Karaman, İzmir, Gelibolu, Terazi, Van. Mi notasına da bu şekilde üçüncü parmağımızla basabiliriz. 3 ve Van, İzmir, Ankara, Karaman, İzmir, Gelibolu, Terazi, Van. Sıradaki notamız Fa arkadaşlar. İkinci parmağımızı kullanacağız. Ritim kalıbımız İzmir, Van, Gelibolu, Van, Terazi, İzmir, Gelibolu, Van. Birlikte İzmir, Van, Gelibolu, Van, Terazi, İzmir, Gelibolu, Van. Notamız bu. Fa. 3 ve Gelibolu, Van, Terazi, İzmir, Gelibolu, Van. Beraber alalım. Tekrar. Aynı ritim kalıbını şimdi fa diyez notasıyla kullanacağız. Üçüncü parmağımızı kullanabiliriz. Fa'nın iki perdelesine basıyoruz. Hazır. 3 ve aynı ritim kalıbını şimdi fa diyez 2 ile çalacağız. Notamız bu olacak. Re, mi, fa, fa diyez 2. 3 ve şimdi geçiyoruz. Son notamız sol. Ritim kalıbını okuyorum. İzmir, Van, Gelibolu, İzmir, Gelibolu, Terazi, Ankara, Karaman. Beraber. İzmir, Van, Gelibolu, İzmir, Gelibolu, Terazi, Ankara, Karaman. Notamız sol arkadaşlar. Zaten bu la'dı. Bir gerisi sol. Hazır. 3 ve İzmir, Van, Gelibolu, Van, Gelibolu, Terazi, Ankara, Karaman. Bu kadar. Umarım her şey yolundadır. Anlaşılmayan bir şey yoktur.
Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmından ya da Instagram hesabı müzik eğitmenimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi La notasından başlayacağız. La'dan ince sol'a kadar ya da La oktav yapalım. La'dan ince La'ya kadar gidip geleceğiz. Kalıbımız One arkadaşlar. Bütün notalar natürel. La, Si, Do, Re 1, Mi 3, Fa 4 olabilir. 4, Sol 1, La 3 olacak. Hazır. 3 ve... tartımı. La la si si do do re re mi mi fa fa sol sol la la. Tekrar. Kalıbımız Ankara. Tekrar. Dik ve yuvarlak basmaya özen gösterin, yoksa ses pürüzlü çıkabilir arkadaşlar. Şimdi geliyoruz tartımımız Karaman. 3 ve kalıbımız Gelibolu 3 ve son kalıbımız terazi. Thank you.
bu egzersizleri yaptıktan sonra artık türkülerimizi çalmaya başlayabilirsiniz.